Bursa Spor'da şampiyonluk coşkusu yaşanmaya devam ediyor dedik şu anda da yanımızda Bursa Spor'un unutulmaz futbolcularından Nevzat Dinçbudak hocamız var hocam Bursa Spor şampiyon oldu buna en çok sevinenler arasında yer alan kişilerden birisiniz çünkü geçmişte bu takımın önemli oyuncularından önemli futbolcularından biriydiniz ve şu anda şampiyon olan kulübe geliyordunuz geliyorsunuz ve Bursa Spor'un şampiyon olacağını düşünür müydünüz? Şu andaki futbolculara imreniyor musunuz? Neler hissediyorsunuz? Tabii yani şimdi Bursa Spor son Ertuğrul Hoca geldikten sonra geçen yıl bir ivme kazanmıştı ve ligde iyi bir konumda bitirmişti. Bunun bu yılda devamı noktasında önemli adımlar atıp lige başlangıcından sonuna kadar gösterdiği performans noktasında bunu hak etti. Burada emeğe geçen bütün Teknik heyetinden, futbolcusundan, yöneticisinden, personelinden hepsini kutluyoruz. Büyük bir şeyi başardılar Türkiye'de. Ee, yani bu kolay olacak bir şey değildi. Ama bu futbolcu, bu ekip, tüm takım olarak bunu başardı. Yürekten hepsini kutlamak gerekiyor. Evet. Şimdi sizin döneminizde de tribünlerden hep şampiyon bursa, ole ole diye tezahüratlar geliyordu. Siz o zaman tabii ki şampiyon olma için ligde mücadele ediyordunuz ama bir türlü o şampiyonluk gelmedi ama bugün bu futbolcular bunu başardı. İmreniyor musunuz onlara? Ya mutlaka tabii yani buna imrenilmeyecek. Bu ortamda dışarıda olup da her şeyini verecek çok insan vardır. Yani gerçekten büyük iş başardılar. Bir hegomanya vardı uzun yıllardır Anadolu takımından bir şampiyon çıkmıyordu. Bunu Bursa Spor başardı. Biz de burada oyuncu olarak, teknik ekip olarak görev aldığımız için ayrıca bir mutluluk duyuyoruz. Şimdi biz tabii ikincilikte şampiyon olan ekibin, teknik ekibinin içinde bulunmuştuk. Ama Süper süperlikte şampiyonluk ayrı bir tat. Onu da bu oyuncu ve bu teknik ekip tattı. Yani az buçuk biz de o bir şey yaşadık ama buradaki olay daha değerli bir olay. Onun için herkesi tekrar yürekten kutluyorum. Evet, Şu soruyu da sorayım o zaman hocam. Bursa Spor geçtiğimiz sezon ya şampiyon olduğu sezon birçok maç oynadı. Tabii oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazandı ama sizce kırılma anı hangi maçtı? Böyle bir değerlendirme yapacak olursak. Valla kırılma anı derken tabii son dönem bir avantaj yakaladı Bursa Spor. Belki daha önceden daha avantajlı duruma geçebilirdi. Ben Büyükşehir maçı İstanbul'da ki o maçı kaybetmeseydi son hafta böyle bir sıkıntılı ortama girmeyecekti diye düşünüyorum. Ama önemli olan işi başarmaktır son hafta veyahut da belli bir önceki de olması yönünden. Ama bu büyük bir iş başarıldı. Bu gururlu ve mutlu bir şey. Evet maçı izlerken neler yaşadınız bir de onu alalım. Son şimdi o maçı izlerken derken maçı biz gidip gelirken Şimdi tabi radyodan biz bu üçüncülük terfi maçları vardı. Muğla ve Fethiye'de onları izlemeye gitmiştik. Yolda e, arabada radyoda devamlı dinliyorduk. Sıkıntılı bir şekilde devamlı iki taraftan da e, spiker bağlanıyordu. Hı. Son dakika bir bu 2-2 iki, iki mevzu falan çıkınca insan bir soğuk duş etkisi yaşamış olduk. Ama baktık gerçekte son noktada da e, gerekli puan alındı, şampiyon oldu. Çok mutlu bir şey. Tabii televizyonlardan buradaki kutlamaları kameralardan izledik. Gerçekten çok güzel, yaşanması gereken herkesin e, gıptayla baktığı bir ortam tabii. Tabii sizin şimdi şöyle bir özelliğiniz var hocam. Bunu herkes biliyor. Bütün Bursa sporlar biliyor. UEFA Intertoto Kupası'nda Bursa Spor'a büyük başarılar yaşattınız. Onlar hiç unutulmuyor zaten. Önümüzdeki sezon Bursa Spor bambaşka bir kul var. Yine Avrupa kupalarında. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Nasıl bir durum bekliyor bizi önümüzdeki sezon? Şimdi tabii şampiyon olmak bu an noktasında iyi. tabii üstüne daha büyük büyük bindi buradaki teknik ekip, yönetim, futbolcular noktasında. Şimdi tabii buradan geriye düşmemek gerekiyor. Bu yükü kaldırmak için daha çok çalışmak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye sadece Bursa değil, Türkiye'yi temsil edeceği için oyuncularımıza, teknik ekibimize, bütün camiaya büyük görev düşüyor. Onun için daha çok çalışmak lazım. Burada da memnun edici sonuçları almak gerekiyor bunu da başarırlar diye. Yani çünkü bir şampiyonluğu başarmak için çalışılıyorsa sadece çünkü her şey maddiyat değil. Bursa Spor'da bakıyorsunuz bütçe noktasında devre arası transferler düşündü etti teknik ekip ama istedikleri oyuncuyu maddi sıkıntıdan alamadılar. Ama elindeki ekibi hepsinin birlik bütünlük noktasında çok çalışarak çok isteyerek de bazı şeyler oluyormuş. Takım olmak önemli futbolda. Bunu da Bursa Spor'un şu an görev alan herkes bu noktada elinden geleni yaptı ve başardı. İnşallah önümüzdeki sene Şampiyonlar Liginde ülkemizi iyi temsil etme ve sonuç alma noktasında iyi şeyler oluşur. Tabii ligde de artık şampiyon bir takım o kulvarın içinde hedeften uzaklaşmaması gerekiyor mutlaka. Tabii her hafta her yıl üst üste şampiyonluklar gelmeyebilir ama o yarışın içinde mutlaka Bursa Spor'un olması gerekiyor. Kopmaması lazım. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.